Merhaba sevgili sattan severler. Olimpiyatlarının 7. tur analizine hoş geldiniz. Evet ilginç bir maç oynandı 7. turda. Ee, dünya şampiyonluğu <laughs> aday maçı yapmış diye hatırlıyorum ben. Leko e, Vachie ile oynamıştı ve çok ilginç bir kazanç kaçırdı Leko. Kendi seviyesinde bu kazanç kaçırması ilginçti tabii ki. E, zor da bir hamle değildi. Yani beyazlarla E4 oynayanlar, e, Dragona, naydorfa e, bu tip konumlarda herkesin e, yapabileceği bir hamle. E4 C5 At F3 D6. Şimdi maçı inceleyelim, göreceksiniz. D4 C D4 At D4 At F6 At C3 A6. Evet, e, Najdorf açılışı Vahşiye'nin çok e, sevdiği ve Ioane'de bir açılış. F3 E5 At B3 file 6 File 3 evet buradaki E5 hamlesi genelde D5'te bir zayıflık yaratıyor. Fakat şöyle bir kural vardır. Zayıflık yararlanabiliyorsak zayıflıktır. Bu D5'ten yararlanmaya çalışıyor ama siyahlar yeterince koruduğu için ve D6 piyonunu da yeterince koruduğu için zayıflık olarak durmuyor. H5. H5'in mantığı genelde bu varyantı oynarlarken siyahlar G4 sürmesini engeller beyazım. G4'ü e, süremez rahat rahat. Ve G6 oynadıktan sonra bazen kısa rok ok atar, bazen an merkezde bekletir. Oynar. E, siyahlar bir atak yemeden oynar. Biraz daha pozisyonel bir açılış. Vezir d2, at bd7 At d5. Evet Rusların temel prensibi Eğer bir zayıflık varsa hemen oraya oturmalıyız. Mantığıyla at d5 oturuyor beyazlar. Fil d5 e d5 g6 Şimdi burada uzun rokla devam eden bir e, varyantımız var. Toplamın oynadı At b6, vezir a5'e. Burada çok güzel bir hamle var vezir a5'e. E, bu yüzden bu varyantı oynuyorlar. Fil 6. altı. Eğer vezir a5 olmasa burada beyazlar iyi kalacak. Çünkü fil çifti var. c4, c5 veya c4, b4, c5 ile bir yarma harekatı başlatacak. Bir ilerleme e, başlayacak. Beyazlar iyi kalacak. Ama flash 6'dan sonra zaten bu variant oynamalarının sebebi bu. At B6 oynamalarının sebebi bu. Bu varyantta bir sıkıntı yaşamıyor siyahlar. İlk ananda oynamıştı e, bunu. Fil çarpı H6. Kale çarpı H6. G3. Şah F8. Şah B1. Şah G7. Evet. Fil E2. Burada fil E2 de oynanabiliyor. Böyle bir devam yolu var. file 2 oynamayı tercih etmiş e, Leko. Fil G7. Rok. Burada Rok yerine at A5 daha iyi olabilirdi belki. Şimdi at A5'in mantığı beyazlar bu piyonu sürdürmek istiyor. Yani kışkırtıyor siyahları. B piyonu sürdürüp C6 karesine yerleşmek istiyor. C6 yerleştikten sonra mesela B5 sürdüğümüzde biz C6'ya <laughs> yerleştikten sonra daha sonra A4 veya C4 vezir kanadındaki piyonları parçalayacağız. Temel mantığı bu. B piyonu sürmemeye çalışıyoruz. Diğer mantığı da ata 5'in burada C4 ve B4 sürerek şöyle yapalım. Ee, silelim bunu. C4 at B5'ten çıktığı için ve B4 sürerek c 5 de bir ilerleme istiyor vezir kanadında. Vezir C7, C4. C4 Rok kale C1 ve beyazların dediğimiz gibi B4'ten sonra C5 sürüp bir ilerleme başlatacak vezikattan. Siyahlar da genelde F5 sürmeye çalışıyor. Şah kanadından ilerlemeye çalışıyor. Ata A5 ilginç bir tercih olabilirdi bu fikirlerden dolayı. Uzun rok atmayı tercih etmiş leko. Biraz daha riskli gibi. Rok G4. Evet ilginç bir e, oyun olmaya başladı. Şimdi bir atak başlatıyor beyazlar. Fakat bu atak o kadar e, hızlı gelişemiyor. Çünkü siyahların şu an yapısı, piyon yapısı ve savunma e, sistemi gayet iyi. A5 siyahlarda vezir kanadından e, oynamayı tercih ediyor. A4 güzel bir hamle. E, siyahın vezir kanadındaki oyununu tamamen durduruyor. G5 oynarsa eğer A4. At A1, at A8'den sonra. A1 atı biraz sıkıntılı. Şimdi biz at C7, at A6, at C5 yerleşebiliriz. c 7 K açık. Ya da B5 sürmeye çalışabiliriz B5-B4. Siyahlar için rahat bir oyun oluyor bu A1'deki atın biraz sıkıntısı olacak beyaz için. A4 çok mantıklı bir anne. Siyahın ilerlemesini engelliyor vezir kanadında. At B6. G çarpı H5. At çarpı H5. Fil B5. Evet artık A4 piyonu da tutuldu. Fil de B5'te. Burada siyahlar nasıl devam edebilir? E, C kendinden oynayabilir. Vezir C7. Daha sonra at C4 oynayarak C4 karesini kullanabilir. At F6 oynamayı tercih etmiş e, Vaşiye at f6 ile d5'e baskı yapıyor. Ama d5 almak riskli burada. h4 vezir c7. Mesela burada at b d5 alabilir. At b d5 biraz e, riskli oluyor. Çünkü d5 piyonu düştüğü zaman zaten d6 piyonu da her zaman tehlike altında olacak. Fil g5. Şimdi tehditimiz h5 oynamak. Eğer biz veziri kaçarsak mesela vezir c7 tarzı bir hamle yaparsak h5 yine çok tehlikeli. Açmazdan kurtulmamıza rağmen Birbirini koruduğu için bu atlar. Şöyle göstereyim. Birbirini koruduğu için ayrılamıyoruz. H5'ten sonra ciddi bir atak başlıyor e, beyaz adına. Hani kale c 8 oynarsak da şah B1 ve vezir C2'den mat olmamak için e, burada beyazlar çok ciddi bir atak başlatıyor e, ve üstün kalıyor. Mesela at H7 oynayıp G5'i istersek C2 boşta kalacak aldığımızda fili diye düşünürsek basitçe HG6 oynuyor. At G5'e GF7 Burada tabi e, vezir g 5 alınabilir ama GF7 etkili bir hamle Eğer at F7 alırsa Vezir çarpı e, D5 Şimdi F7 açmaz da fil C4 istiyoruz Vezir çarpı C2 Basitçe şah A2 e, E4 tarzı hamle burada e, olmuyor Çünkü B2'den mat istemesine rağmen Basitçe kale D2 oynuyoruz Bu sefer de kale G2 kale H2 Batarya kurmamızı sağlıyor Beyazlar çok üstün konumda kalıyor burada. Yani d5 almak riskli fil g sonra. Vezir c7 oynamayı tercih etmiş. Doğru bir tercih. h5, at çarpı h5. Evet, e, konumumuz bu. Düzce'de Bursa'dan e, yanlış hatırlamıyorsam Ela adlı bir e, milli sporcumuz vardı. E, küçük yaş kategorisinde. O çok güzel bir şey söyledi. E, Cem Gündoğan e, çok güzel videolar yapıyor Onun videosunda çok hoşuna gitmiş Siz de yapar mısınız demişti e, Galiba Cem e, bekliyormuş Burada ne oynarsınız diye belli bir süre bekliyormuş e, Ben de senin için yapacağım demiştim Şimdi onun için yapıyorum Burada beyazlarla ne oynarsınız arkadaşlar Beyazlar e, burada kazanç konuma geçiyor Leko'nun kaçırdığı bir hamle e, Bir dakika vereyim size e, Bu konumu bir düşünün Bakalım e, ne oynarsınız e, Daha sonra Devam edelim biz maça ben bir dakika bekleyeceğim sonra anlatmaya devam edeceğim. Evet. Şimdi burada Dragon Dragon açılışında çok görüyoruz bunu. Knight e, of'da tabi G6'lı sistem çok fazla oynanmıyor. Az e, varyantları var. Dragon açılışında e, gördüğümüz bir şey. H2'ye açık G7 fili. Çok kuvvetli bir fil. E, burada çok net bir hamlemiz var. Kale çarpı H5 bunu kaçırıyor Leko. G çarpı H5'e fil H6. Şimdi kale G1 istiyoruz. E, tek hamle burada F5. Diğer hepsine kötü kalıyor hemen. Kaybediyor. F5'e fil çarpı g7 burada şimdi şahla alırsa eğer şah çarpı g7 alırsa vezir g5 şah şah h8'e vezir h6 şah vezir h7'ye vezir çarpı d6 b6 atı istekte e5 piyonunu istiyorum e, piyonları da topluyoruz yani kalite geriyiz fakat e, çok fazla piyon alıyoruz beyazlar için kazanç bir konum e, mesela örnek olarak gösterelim diyelim ki at c8 kaçtı vezir çarpı e5 alıyoruz at c8'e vezir g7 oynamak zorunda Vezir g diye F4 bu ilk kazancımız. Diğeri daha güzel bir kazanç var burada. Daha basiti Vezir çarpı F8. Vezir çarpı E5'i alabileceğimiz bir konum e, olarak gösterdim. Çünkü atın kaçacağı başka bir yer yok. Yani atı herhangi bir yere kaça, kaçıyor olabilirse F8 kalesini koruyarak bağlantıyı kesmeden. E5'i alarak yine kazanabiliriz ama... At C8'de tabii ki en basit vezir F8. Yalnız vezir E5 de anlatmak istediğim oydu. Vezir E5 de kazanabiliyor. Bu konum kazanç. Şahla alamıyor. Eğer vezirle alırsa fil G7'yi ki vezirle alması lazım. Vezir E3 güzel anlı burada. Vezir E3'ün fikri açık bir G dikeyimiz var. Şah ve vezir aynı dikeyde. Vezir hem atı istiyor hem de G1 karesini kontrol ediyor, destekliyor. Kale G1 fikriyle oynuyoruz. Vezir C7'ye. Kale G1. Şah diye 7ye kale G5. Tabi burada Şah F7 neden e, kaçmıyor diye düşünebilirsiniz. Şah F7 kaçsa da Vezir H6'dan sonra bakın bu fil çok etkili. Fil burayı tutmuş. E, D7 ve E8 karelerini tutmuş. Vezir H6'dan sonra artık mata kadar gidiyor. Yani Şah e, E7 oynarsa basitçe Vezir G7, Vezir E6 şahlarımız var. Fakat e, burada kale G6 oynayabiliriz. Fikrimiz Kale e6, vezir f8 almak. Yapabileceği hiçbir şey yok burada. Kale e6'ya çare yok. Şah t8 kaçmak zorunda kalıyor. Kale e8 dediğimiz gibi gelemiyor. Kale e8'e çünkü kale e6, e, kale d6 alabilirim. Vezir g5 şah çekebilirim. Bütün kaçış yerleri e, tıkalı. Buradan mat oluyor. Kale e6, kale d6 oynayabilirim. Her şeyi kazanıyorum. Eğer şah h7 oynarsa kale g5, kale f7, kale çarpı h5. Vezir, e, Şah G8 Vezir G1 Vezir G1 güzel anne burada Kale G7'ye Vezir H1 Şimdi Kale H8 Vezir H5 Mata kadar gideceğiz Mesela örnek olarak göstereyim Kale F8 oynadı e, Diyelim burada Kale H7'ye oynarsa eğer Kale H7 Vezir H7 Vezir G1 Ve At düştü gördüğünüz gibi e, Zor bir konum siyah açısından Ama kale f8 oynadığını düşünelim. Nasıl kazanıyor beyazlar? Kale h8. Şah f7 vezir h5. Şah e7 vezir h4. Şah f7 kaçıyor. Kaçacak yeri yok çünkü. Kale f8. Şah f8 vezir h8. Şimdi şah f7 kaçarsa burada eğer arkadaşlar. Şah f 7ye nasıl kazanıyoruz burada? Fil e8 ile. Şah f6 gelirse vezir h6 kale düşüyor. Çünkü Şah E7 oynarsa Vezir G7 Şah D8'e Vezir C7 alıp Kazanıyoruz taş öndeyiz Kale G8 kapatırsa da Vezir H F6 Vezir F7 Vezir D6 Ve B6 atı da gidiyor artık Yine kazanç konumunda beyazlar Yani burada h5 at çarpı h5'e kale çarpı h5 e, çok e, zor bir hamle değil. Fil 6 f5 fil g7 hesaplanacak sadece. Bunu kaçırması çok ilginç e, Leko'nun. Fil h6 oynadı burada. Şimdi fil h6 oynayınca işler birden değişti. Çünkü burada vezir fil kale işbirliği var. Yani vezir fil kaleyi şöyle çizelim. Öyle bir e, üçgen oluşturalım. Bu üçgen şu an e, bu üçgenin e, köşeleri yani başları ee, ...atak yapan taşlar. Ee, bunlar arasındaki bağlantıyı kesmemiz gerekiyor. Şimdi g7 fili gittikten sonra ciddi bir atak başlayacak. Şu an kale h5 tehdit. Bunları kesen tek hamle at f4. At f4 ile siyahlar aslında kurtuluyor birden... Ee, ...mat olmaktan veya hızlı kaybetmekten. Fil f4, e f4, vezir f4. Burada beyazlar yine biraz daha iyi. Beyazın şahı aslında iki taraf iki tarafın şahına da atak yapılabiliyor olsa da daha güvenli. Çünkü vezir a4, vezir a7 e, fikirlerimiz var. E, at d4, at f5 veya at e6 koyma fikirlerimiz var. O yüzden siyah dikkatli oynaması gerekiyor. Kale c8 oynamayı tercih etmiş burada ki. Doğru anla Çünkü c2'den mat istiyoruz. Tehdit yaratmamız lazım. Vezir e4. At çarpı A4. İlginç bir feda burada. At çarpı A4'e gerek var mıydı? Burada fil F6 oynayarak devam edebilirdi. Fil F6'nın mantığı. Vezir e 7 de gelmek istiyoruz. H4'e gelmesini de kesiyoruz C2'yi kurduktan sonra. Yararlı bir hamle. Bir de şah G7 oynayabiliriz. Şah G7'den sonra kale A8'le değişmek istiyoruz. Yani burada siyahlar fil F6 oynayarak beyazların hafif üstün olduğu bir konumda devam edebilirdi. Ama at çarpı a4 oynamayı tercih etmiş. İlginç bir feda yapmış Vašiye. Fakat bu feda e, sonuca varan bir feda değil. Beyazlar bunu kazanıyor ama kazanamamış Leko. Fil çarpı a4 b5. Evet, e, özü bu. Yani şah kanadını, şahın olduğu kanadı tamamen parçalamak. Fil çarpı b5'e a4. Biliyorsunuz burada fil çarpı a4 alamıyor. c2'deki matı koruyan taş vezir olduğu için. Kale çarpı A4 alıp veziri saptırıyoruz ve kazanıyoruz artık. Ee, Şakaş ciddi bir atak başlıyor. Çünkü vezir D3 oynarsa kale A2. Şimdi B2 gidecek artık. b 2 aldıktan sonra rahat kazanıyoruz. Yani burada C3 oynarsa fil çarpı C3 düşünülmesi gereken hamlelerden bir tanesi. Ama daha basiti fil C3 her zaman oynayabiliyoruz buraya baktığı için. Vezir B6 veya vezir B7 fark etmiyor oynayarak atı istiyoruz. B2'ye baskı yapıyoruz. Fi çarpı C3'te fikirlerimizden bir tanesi. Veya şah C2 oynarsa kale çarpı C3 fikirlerimizden bir tanesi. O yüzden kaybediyor. At D4 oynamış. Leko. A3. Şimdi burada B çarpı A3 olması çok tehlikeli. Çünkü kale çarpı A3. Şah D2'ye vezir A5. Şah E2'ye zor bir hamle burada. Siyahın yapacağı hamle. Çok riskli bir hamle. İyi hesap gerektirmesi gerekiyor. Bu hamle yapmak için iyi hesap yapılması gerekiyor. Fi çarpı C, D4. Şimdi vezir çarpı D4 alırsa. Bakın burada mat istiyor. Ee, çok ciddi bir e, zayıflık oluşuyor. Mat fikri var. Ama bu force kazanıyor. Kale çarpı C2. Eğer şah F1 oynarsa. Kale F3. E1'e gelemiyor şah. Dikkat edin. Şah g 1 Kale G3. Şah F1, Vezir B5 ve kazanıyor siyahlar. O yüzden kaleci C2'ye kale D2 oynamak zorunda. Kale çarpı D2, Vezir çarpı D2, Vezir çarpı B5 ve siyah kazanç oluyor. Artık mat tehdit yok. E, veziri bizim siyah çapraza koymamız yetiyor. Mesela Şah F2 kaçarsa diyelim. Vezir C5, Vezir C3 e, oynayarak H8'deki matı engelleyebilirim. Daha basit Vezir B3, kale a2 istiyorum. Vezir f3 istiyorum. Terk oluyor konum. O yüzden fil c6 oynamak zorunda. Fil c6 güzel bir hamle. Çünkü at c6 ya da b2 aldığımız takdirde kale aviler var. Şah d2'den kaçmak zorunda. Mesela at c6 oynarsa bu sefer de filimizin önü açılıyor. b2 alabiliyoruz. Şahın kaçışını engellememiz lazım. Mesela kale e8, kale e2 e, yani e dikeni kaçmaya kaleye gidiyorum. E kaçmaya engelliyoruz. Vezir c4 oynarsa Şimdi şah d2'den ancak kaçabiliyor. Burada basitçe a2 oynuyoruz. Sebebi şu. Şah d2 vezir b6 mesela. Vezir b6 ne istiyor? Vezir e3 istiyor. Kaleye e1 gelemiyor. Kale e alıp alıp vezir çıkabiliyorum. Veya a2'deki piyonun vezir çıkması için fil çarpı b2. A1 vezir çıkacağım. Vezir B6 oynadığımız takdirde belki at D4 ile kapatabilir hem B2'ye hem E3'e gelmesini. D4'ü yanlış şart dedim. Belki bu at D4 olabilir çünkü E8 kalesi boşta kalıyor. E8 istiyor, tempo kazanıyor. Belki fil B2 daha etkili olabilir burada. Fil B2 aldığımız takdirde vezir çıkmamızı engelleyemiyor. Fil C6 oynamış. Dekobraları güzel oynamış bu arada. Fil C6, A çarpı B2 Şah D2 Kale A2. Evet Kale A2'nin e, fikri olası konumlar var. C2 tuttuğu zaman açıldığı zaman B1 vezir çıkıp feda edip kale çarpı C2 alma fikirlerimiz olabiliyor ve B2 piyonu destekliyor sonuçta. E, güzel bir hamle. Kale B1, vezir A5, C3. Evet burada e, zor bir konum. E, siyah için ama B2'de piyonu var. En büyük avantajı bu. B2'deki piyonuna güvenerek devam ediyor. Burada çok ilginç bir hamle yapıyor. Kale A4. E, muhtemelen de konuda zamanı az çünkü çok düşünen bir oyuncu. E, birkaç maçını takip etmiştim olimpiyatlarda. Zaman sıkışmasına giriyordu. Kale A4'te oyunu iyice karıştırıyor ve Leko e, kritik konumda doğru hamleyi bulamıyor. Fit çarpı A4. Tabi burada D4'ü istiyor şimdi. Kale çarpı D4 istiyor. Açmaz da olduğu için. Fil çarpı A4. Vezir çarpı C3. Şah D1. Vezir C1. Şah E2. Vezir C4. Vezir D3. Vezir çarpı A4. Şimdi D4 atı da istekte. Evet net kale geri. Bakın burada siyahlar net kale geri. Ee, kayıp konum. At C6 ve şey ilk hata geliyor burada at C6 ile. Ve konum birden eşitleniyor kayıp konumda. Burada D4'e bir baskı var. Evet. Bunu nasıl çökebilirdik? Kale H4 ile. Fikrimiz ne? Kale E8 şah çekerse kale E4 oynamak. E, kale E4 kapatıp devam edeceğim. F5 oynarsa kale E4 kapatmaması için. Vezir B3 kale E8 şah F1 vezir B3 at B3 fil C3. Kale E1 istiyor. Dikkatli olmak lazım. Çok güzel bir hamle. Mesela herhangi böyle boş hamle yaptığımız zaman e, F4 gibi Kale E1 e, güzel bir hamle. Kale çarpı E1. Fil çarpı E1. Ve çıkmayı engelleyemiyoruz gördüğünüz gibi. Diyelim ki piyon F3 de olsun. E, boş bir hamle yapalım kale D1 gibi. Bakın kale B4'e gelme fikri var diye düşünüyoruz ama. Kale E1. Kale E1. Fil E1. Yine B4 karesi tutulu. At D2 oynarsa. Eğer fil D2. Kale B4 yine gelemiyor. Ve yine kazanıyor siyahlar. Yani burada. İkinci E3 ile kale E1 istiyoruz. O yüzden kale H2 ve artık beyazlar kazanç konumda. Kale E1'e çünkü kale E1 e alıyorum. Fil E1 e aldığında kale çarpı B2 alıyorum. Kazanç konuma geçiyor. Kale H4 burada güzel anlayıdı. At C6 oynamış Leko. Kale E8. Şah F2, vezir F4 ve artık konum eşitlendi. Neden eşitlendi? Birincisi bir kale geri oynuyor zaten beyazlar. B2 piyonundan dolayı çok fazla zayıflığı var. Atın hareket alanı yok. D4'e gelemiyor. B4'e gelemiyor. A5, A7 bir yarar sağlamıyor. Zaten at C6'dan kalkarsa fil D4 geliyor hemen hızlı bir şekilde. E, bu kaleyi oyuna sokamıyor. Kale E1 tarzı bir hamle yapamıyor. Vezir H4 ile başlayabilirim ben burada. Ve çok ciddi bir üstünlük elde edebiliyorum. Vezir H4 ile başladığında yanlış oynarsa birazdan göreceğiz. E, Leko'nun yaptığı gibi yani kale a yanlış bir hamle. E, fil H6 bir tehdit benim için Kale E3 istiyorum çünkü flash 6'dan sonra. Çaprazda E3'e destek sağlıyorum. Yani burada beyazların dikkatli oynaması gerekiyor. Doğru hamle kale BF1, F3'ü tutmak zorunda. Flash altı, kale E3 istiyorum. Şah G2, vezir G5. Eğer şah H kaçarsa vezir H4, vezir G5 veya vezir H5, vezir G5 şah çekiyorum. Şah F2, vezir F4, kale E3 tehdidi var. Yine şah geliyor. Vezir g5 ve berabere oluyor. Ama burada Leko kale b e1 oynuyor. Bakın temel kurallar her zaman söylüyoruz. Ee, her zaman temel kurallarını bilmeliyiz. Fakat konuma göre oynamalıyız. Nedir temel kural? Taş öndeyse taş değiş. Çok basit bir kuralla oynuyor aslında beyazlar burada. Kale b e1. Çok mantıklı bir hamle. Taş öndeyken taş değişme. Ama kale b e1 kaybeden hamle arkadaşlar. Neden? Kale çarpı e1. Kale çarpı e1. Vezir h2. Şimdi burada şah e3 oynayabilir mi? Şah e3 oynayabilir tabii ki. Bir engel yok ama kaybediyor şah e3'i. E, fil h6. Şah e4 gelirse vezir e5 mat. Şah d4 oynarsa. Vezir f2 ile e, kaleyi alıyorum burada. Şah f1 oynadı bu yüzden. Oynamış daha doğrusu. Vezir h1. Şah f2. Vezir h2. Şah f1. Şimdi fil f6. Çok güzel bir hamle fil f6. Fil H4 istiyor. Kale D1. Fil H4 vezir F2 mat istiyoruz. Vezir D4. Bakın vezir E2 tarzı hamleler de yapamıyor korumak için çünkü vezir H1 mat oluyor. Vezir D4 mecbur. Fil G3. Fil G3 de e, güzel bir hamle. E, fil F4, fil C1 fikriyle oynuyor. Aynı zamanda eee H4'teki fili boşta bırakmıyor. Vezirimizi serbest bırakmak istiyor. Fil G3. Burada at oynarsa kaybediyor at diye. Şah 7 At çarpı g6'ya. Vezir h8 istiyor. Şah çarpı g6. Vezir g1. Vezir g1. Şah g1'e fil f4 nedeniyle kaybediyor. Çünkü kale b1'e fil c1 oynuyoruz. Ve piyon finali kazanç. Ee, siyah. Yani piyon finali oynuyor. Çünkü bu piyon ve fil kaleye artık rehin almış. Kale, fil ve piyon oyun dışı. 2 piyon şah, 2 piyon şah oynuyoruz. Şah F5, Şah E5 gelip hızlı bir şekilde D5'i e alacağız ve kazanacağız. At B4 oynamış. B1 vezir. Güzel bir hamle. E, taş kazanıyor çünkü. Kale çarpı B1. Vezir H1. Şah E2, vezir B1. Evet. Birden kale geriyken B2 piyon çok kuvvetliydi. Birden piyon öne geçti. E, Konum aslında kolay değil. Ama kolay yapan şey konumu burada. Siyahın kazanması gerektiren e, şey veya siyah kazandıran durum şahın çok zayıf olması ve hatların açık olması. Evet vezirat vezir filden iyidir derler. Fakat burada çaprazlar çok açık. Şah çok açıkta. Siyahlar çok rahat kazanıyor. Şah tehditleri yüzünden, mat fikirleri yüzünden beyaz her hamleyi yapamıyor. Dikkatli oynamak zorunda ve bundan dolayı da taşları gittikçe sıkışıyor ve kaybediyor. At D3, vezir C2 şah, şah F1 vezir D2. Evet atın hareket alanını kısıtlıyoruz açmaz olarak. Vezir E4, fil H4. Çok güzel bir hamle fil H4. Vezir H4 alırsa Vezir çarpı D3, Vezir D5, Vezir finali kazanç. F4'e Vezir D1. Şah G2. Vezir G4. Evet G4'ten şah çekebilmek için fil H4'e çektik. Şah F1, Şah F8. Bakalım beyaz ne oynayacak? Şah F8 mantıklı bir hamle bekliyor. Sıra beyazda. Çok fazla hamlesi yok beyazın. alternatifi yok. F4 de şimdi bir zayıflık oldu artık. Vezir E3, Vezir F5. Vezirimizi merkezileştirdik. Vezir F3, G5. İkinci piyonu şimdi almak istiyoruz F4'ü. Ee, eğer ata oynarsa. Ama daha da önemlisi G4 sürmek istiyoruz. Şah E2, G4. Vezir G2, Vezir G6. Şimdi Vezir G6'nın mantığı aslında F5 ile G4 piyonunu desteklemek ilk planda değil. Çünkü biz burada F pionu sürdüğümüz zaman şahımız çok açıkta kalıyor. Sürekli şah çekme fikriye yakalayabilir. Biz vezir finali oynarken vezir ata vezir fil de olsa şahımızın güvenliği çok önemli. Siyahlar neden bu konuda kazanabiliyor demiştim. Çünkü beyaz şahın güvenli olmasından dolayı bu çok önemli. Her zaman tempo kazanabiliyor. Şah çekerek taş kazanma fikri oluyor. Mat fikri oluyor. Bundan dolayı şahın açıkta olması lazım. Siyahlar burada F5 oynarsa siyahın şahı da açığa düşmüş oluyor artık. Vezir h1, fil f6, şah e3, şah g7. Şimdi yapmamız gereken bizim g6 vezirini aktif hale getirmek. Vezir g2, fil d8. Çok güzel bir hamle. Çünkü filimiz artık bu çaprazda görevini bitirdi. Hatta böyle yapalım. Görevini bitirdi bu çaprazda. Şimdi bu çapraza gelip bu çapraza bir görev yüklenecek. Şaha saldıracak. Vezir b2, şah h7. Vezir h2, şah g8. Evet bir tempo kazanmış oldu. Vezir B2'deyken Şah G8 gelse belki Vezir B8 gelecekti. Fil Açmaz'ı alacaktı belki değil e, öyle gelecekti. Ama burada bir üçgen çizerek Şah H7, Vezir H2 Şah G8, Vezir B2 sıra siyahta kaldı. Fil A5, Vezir G2, Fil B6. Şimdi burada siyahlar Fil A5 oynadı. Beyaz vezirle oynamazsa eğer atla oynamak zorunda. Atla oynarsa mesela at F2 oynarsa G piyonunu sürmeye başlıyoruz. Bundan dolayı vezir g2 oynuyor. G piyonda ilerlemesin diye. Şimdi fil b6 gelmiş olduk artık. Şah e2, g3. Şimdi fil b2 bağlayacağız. Fil b2 bağladık. Fil f2 bağlayacağız pardon. E artık fil f2 ile bağladıktan sonra vezirimiz serbest hale gelecek gerekirse. At e1, fil a5. Güzel mantıklı bir hamle. At d3, şah f8. Tekrar beyaza oyna diyor. Bakalım ne oynayacaksın diyor. Şah E3, Fil B6, Şah D2, Vezir G4. Evet, F4 piyonuna bir baskı oluşturuyoruz şu an, çünkü şu an beyazların G2 veziri oynayamıyor, hareketsiz. Şah C3, Fil E3, F4 düştü. Şah C2, Fil F4, At E1, Fil E5. Evet, vezirin de yatayına. Pardon. Vezirin de yatayını açtık artık. File E5'e koyarak G3'ü tutuyoruz. Ee, terk etmiş. Çok normal. Çünkü Vezir A4, Vezir C4 herhangi bir yerden şah çekebiliyoruz. F5, F4, F3 gelme fikrimiz var. Ee, beyazlar, Zugzwang'da hamlesi yok. Mesela At şu 3 adını düşünelim. Ee, çok basit bir şekilde kazanç bir vezir finaline gidebiliyoruz. Vezir A4 ile e, direkt kazanabiliyoruz. Veziri kazanabiliyoruz. Ya da Vezir C4 ile vezir finaline gidebiliyoruz Ama Vezir A4 veziri kazandıran bir hamle olduğu için... Yeterli çünkü Şah D2'ye Vezir A2 var basitçe. Ee, at D3 oynayamıyor. Şah D3 oynarsa mesela beklerse Vezir D4, Şah çekiyoruz. kaçça yer önemli burada. Şah c 2ye Vezir B2 oynayabiliriz. Şah E2 kaçarsa da Vezir C4. Bakın bu piyon şimdi hedef her zaman. Şah F3 kaçamıyor. Şah D2 kaçarsa ikinci yataya dikkat etmek zorunda ama burada Fil C3, Fil E1 basitçe oynuyorum. Fil C3 kazandırıyor. Şah diye bir kaçarsa da e, eğer burada e, birçok şey kazanıyorum burada. Beklesem dahi kazanıyorum. Şahla beklesem de kazanıyorum ama film o kadar sağlam ki benim merkezde çok güzel e, yer tutmuş. Vezir ayrılamıyor. Mat fikirlerim var çünkü. Burada artık F5 F4 giderek e, kazanabilirim. E, şahımı dolaşarak böyle e, B6'ya kadar gelip C5'e gelip D5'i alabilirim. E, birçok kazanç fikri var. O yüzden Leko ki tekniği iyidir Leko'nun. Fileye veşe terk etmiş. Evet güzel bir maç olmuş ama Leko'nun kale aş kaçırması gerçekten çok ilginç. E, şaşırdım maçı inceledikten sonra. E, ilginç bir maçtı. Umarım siz de analizi beğenirsiniz. E, bir sonraki e, analizimizde görüşmek üzere arkadaşlar.